Hadi abi, gel hadi abi. Öğlen saatlerinde Elazığ'ı kara bulutlar kapladı. Bir anda bastıran şiddetli yağmur ve doludan göz gözü görmedi. Elazığ'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış trafikte aksamaya neden oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etmek zorunda kaldı. Sağanak yağış nedeniyle eski sebze halinde bulunan alt geçit sularla doldu. Polis ekipleri şerit çekerek alt geçidi kullanıma kapattı. Yurt başında görüntüler aynıydı. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz burası yurt başı. Canlı canlı görüyorsunuz durumu. Evet. Önüne ne almışsa getiriyor. Yurt başında kuvvetli yağış sokaklarda sele neden oldu. Evet, burası Yurtbaşı mahalleti. Görüyorsunuz evlerin arasından süzülen suları. Sel geldi yukarıdan. Evet, canlı canlı bir olaya şahit oluyoruz. Yukarıdan gelen seli şu anda canlı canlı çektik. Vatandaşlar araçlarını kullanamaz hale gelirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Evet, yollar kapalı. Görüyorsunuz. Burası yurtbaşı. Yurt başında sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları devam ediyor. Meteoroloji bir kez daha Elazığ için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Malatya çevreleri, öğle saatlerinden sonra ise bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor denildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği Elazığ'da rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yağış anında orta ve yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış uyarısında bulunan Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, yağışların Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir dedi.